Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, bugün yine Bahri Hocamızla birlikteyiz. Bugün Bahri Hocamızla bu programımızda ülkemiz ve dünyada insanlığı tehdit eden, tüm insanlığı tehdit eden, başta alkol, uyuşturucu maddeler olmak üzere tüm zararlı alışkanlıkları konuşacağız. İslam nasıl bakıyor buna ve bu alışkanlıklara nasıl başlanıyor ve bu kötü alışkanlıklardan nasıl uzaklaşırız? Bu ve buna benzer soruları alarak inşallah istifade edeceğiz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bilindiği gibi işte kötü alışkanlıklar var, iyi alışkanlıklar var. Tabii bu kötü alışkanlıklar ve insanlığı tehdit eden en büyük kötü alışkanlıklardan bir tanesi de alkol ve uyuşturucu maddeler. Şimdi öncelikle yani İslam dininin, yani bizim dinimizin alkol ve uyuşturucu gibi zararlı ve kötü alışkanlıklar hakkındaki hükmü nedir? İslam buna nasıl bakıyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bihi nestaîn. Öncelikle dinimizin başta alkol olmak üzere tüm uyuşturuculara, tüm zararlı alışkanlıklara karşı müeyyideleri vardır. Öncelikle Allah Celle Celaluhu Maide Suresinin 90. ayeti kerimesinde bunların hepsini yasaklıyor. Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan feçtenibuhu leallekum tuflihun ayeti kerimesiyle aslında tüm zararlı alışkanlıkları yasaklamış oluyor ve son noktayı koymuş oluyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede biz mümin kullarına hitaben söze başladı. İslam'da emir ve yasaklar Müslümanlar için, müminler için öncelikle bağlayıcıdır. Allah iman edenlere seslenerek, ey Müslümanlar, size içki, hamr yani haram kılınmıştır. Hamr, cumhur-u ulemaya göre aklı gideren, onu gerileten her şeyi ifade eder. Yani sadece şarap değil, insan aklını örten, insanı ne dediğini bilmez bir hale getiren esrardır, eroindir, her çeşit madde bağımlılığını ifade ediyor. Vel meysir, kumardır. Kumarın da her çeşidini, totodur, lotodur, piyangodur, at yarışlarıdır, at yarışlarıdır, İslamiyet, hepsini haram kılmıştır. Vel ensabu, tapınılan, dikilen putlar, heykeller, bunlardan fayda, menfaat umulmak, bunlar da nedir? Haramdır. Vel ezlamu, ezlam da fal ve şans oyunları, okları, cahiliye döneminde bu şans oyunları ok çekilerek yapılırdı. Cenab-ı Hak tüm bunları ricsun min ameli şeytan, şeytanın pis işleri diye tarif ediyor. Feştenibuhu leallekum tuflihun, bunlardan sakının ki kurtuluşa erersiniz, iflah olursunuz. Şimdi ayet-i kerime bize uyuşturucunun her çeşidini, kumarın her çeşidini, putların her çeşidini, şans oyunlarının her çeşidini yasakladığını açık net bir şekilde ifade etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Müslüm'ün sahihinde geçen bir rivayette اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ حَرَّمَ الْخَمْرَ Allah hamrı, içki türü her şeyi yasak etti. فَمَنْ اَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةِ Bu ayet kime ulaşırsa, biraz önce okuduğumuz ayet-i kerime وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ İçki ve benzeri zararlı maddeler kimin yanında varsa onları ne içsin ne de satışını yapsın.
Ayet-i Bunun satışı da haramdır o zaman. Tabii. Ayet-i Kerime'de bizim için bağlayıcı olan önemli husus teslimiyet göstermemizdir. Şimdi sahabe içkinin yasak edilişiyle ilgili sürece baktığımızda sahabe bu ayet-i kerime indiğinde ki bu Uhud Savaşı'ndan sonra artık içki kesinlikle yasak edilmiş. Medine'de şaraptan gölcükler oluşmuş yani. Hatta Enes bin Malik ben bu yasağı ilan ettiğimde bardağı ağzına götüren insanlar yahu yasak daha yeni geldi. Ben şu yudumu içeyim. Sonra içmeyeyim demediler yani. Ağzına bardağı götürürken yere bırakıp döktüler. Hemen teslimiyet gösterdiler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kullu şarabin eskere fehuve haramun buyurmuş. Kütüb-i Sitte'nin tamamında geçen bir rivayet bu. Sarhoşluk veren her içecek haramdır. Ma eskere kethiruhu fekalilhu haramun. Tirmizi'nin rivayeti çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Mudminul hamri ke'abidin ve senim. İçki müptelası olan adam, içkiye devam eden adam, puta tapan adam gibidir. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir felâ yeclis alâ maidetin yudâru aleyhe el hamru. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa içki içmesin, içki içilen sofrada, mecliste bulunmasın. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ Bu rivayetler bu tür zararlı alışkanlıkların imana zarar verdiğini gösteriyor. Kamil bir mümin, mümin olduğu halde içki içmez diyor Efendimiz. Ve Ebu Davud'un rivayetinde de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam içki uyuşturucu ile ilgili bir rivayette 9 kişi, bir rivayette 10 kişiye lanet etmiş. Bunlar Allah içkiye lanet etmiş 1, içene lanet etmiş 2, içkiyi sunan yani garson servisini yapan ona lanet etmiş. Mecbursa hocam mesela, diyelim ki yani o garson diyelim ki mesela bazı otellerde mesela içkili oteller falan var. Yapmayacak, yasaktır bu, haramdır bu. İşte içkiyi satana adam içki büfesi açmış. O haramdır yani. İçki satışı yasaktır İslam'da. Haramdır. Evet. Efendim içkiyi alan, içkiyi yapan, yapılmasını isteyen, onu taşıyan, taşıttıran bunların hepsine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın lanet ettiğini bize haber veriyor. Allah'ın lanet ettiği insandan kendisine de, ailesine de, topluma da fayda gelmeyecektir. Bir an önce tövbe etmesi vazgeçmesi gerekiyor. Mesela hocam bir hadis-i şerif okudunuz. Yani sarhoşluk verenin azı da çoğu da haramdır dediniz. Tabii. Mesela bazı insanlar diyor ki yani ben içiyorum ama sarhoş olmuyorum diyor. Yani bir yudum içiyorum diyor. Dolayısıyla bu haram olmamalı diyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Ama işte Allah Resulü ne diyor? Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır diyor. Evet. Yani çok içtiğinde sarhoş ediyorsa seni az içtiğin şey de haramdır. Bir defa İslam'da sedd-i zera'i vardır. Yani zararlı şeylerin önünü almak gerekiyor. İnsanlar bırakın içkiyi, sigara alışkanlığıyla nihayetinde bu kötü sonuca gidiyorlarsa sigaradan da uzaklaşması gerekiyor. Evet. Yani içki ve benzeri uyuşturucu şeylerin mukaddimesi ön ayağı neyse sedd-i zera'i babından ondan da uzak durmak gerekiyor. Dolayısıyla bir insanın şöyle bir lüksü olamaz. Ya ben yemekten önce sonra neyse az bir şey içiyorum bu beni sarhoş etmiyor öyleyse bu haram değildir. Haşa haram olan bir şeye helal itikad etmek insanı küfre kadar götürür. Dolayısıyla içki İslam dininde kesinlikle haramdır. Aklı uyuşturan esrar, eroin, her çeşit madde bağımlılığı İslam'da haramdır. Bu biraz önce okuduğumuz ayet-i kerime, aktardığımız Efendimizin rivayetleri, hadisleriyle kesin sabittir ki cumhur ulemaya göre de bunlar kesinlikle haramdır yani. Evet hocam şöyle diyorlar mesela bazıları diyorlar ki yani özgür insan istediği gibi istediği maddeyi kullanabilir. Yani ben hürüm, özgürüm. Dolayısıyla
bu zararlı maddeleri kullanabilirim. Mesela şunu da diyorlar, işte bu beden benimdir, bu bedenimi istediğim gibi kullanabilirim. Yani bu beden benimse, bu bedenimi istediğim gibi bunu kullanabilirim, hiç kimse bana karışamaz deniyor. Peki yani İslam dini neden bu zararlı maddeleri haram kılmış? Ne gibi zararları var hocam bunun? Şimdi İslam neden bunları haram kılmış? Neden bunları yasak etmiş? Biraz önce Maide suresinin 90. ayetini okuduk. 91. ayetinde de bu sorunuzun cevabı var. Nedir hocam o? Allah Celle Celaluhu اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانِ اَنْ يُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık koymak ister. Birliğinizi dağıtmak ister. Gücünüzü, kuvvetinizi zayıflatmak ister. Bugün içki, kumar, İslam'ın haramdır, yasaktır dediği zararlı alışkanlıkların bireye, aileye, topluma, nihayetinde ülkeye verdiği zararı bilmeyenimiz yoktur yani. Yani mesela diyelim ki cinayetlerin, tecavüzlerin... Şeytanın silahı bunlar. Aile geçimsizliği. Hem insi şeytanların hem cinni şeytanların toplumu geren, toplumda kutuplaşmayı, toplumda kavgayı, cinayetleri, bin bir çeşit ifsat hareketlerini hep bunlar üzerinden şeytanın yaptığını Allah söylüyor Celle Celaluhu. Şeytan içki kumarla aranıza kin ve düşmanlık koymak ister. Nefret tohumları ekmek ister. Ve Allah Celle Celaluhu bunları anlatırken şeytan hem toplumun ifsadına bu araçları kullanıyor. Hem de bunlar seni Allah'a kulluktan alıkoyuyor. Sarhoşken namaz kılamazsın mesela. Allah'ı zikirden, namazdan seni alıkoyuyor. Cenab-ı Hak içkinin insana, aileye, topluma, ülkeye verdiği zararı şeytanın yaptırdığını ifade ettikten sonra فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Vazgeçtiniz mi? Aklınızı başınıza aldınız mı? Bak bu gerçekten sıkıntılı bir şeydir. Efendimiz de Nesai'nin rivayetinde اِجْتَنِبُ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ buyurmuş. Evet. İçkiden sakının çünkü o bütün pisliklerin anasıdır, af buyurur. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalara, istatistiklere baktığımızda, ülkemizde de bu manada ciddi istatistikler yapılmış. Yani dünyadaki cinayetlerin %85'i, başta alkol olmak üzere esrar, eroin gibi madde bağımlılıkları en etkin rol oynuyor. %50 şiddet olaylarının, trafik kazalarının %60'ı, tecavüzlerin %70'i, efendim aile geçimsizliklerin %70'i, bunlar ciddi oranlardır yani. Bunlar hepsi sebep yani, alkolün yani, sebebi. Tabii bunların sonuçlarını gördüğünüzde bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu da çok açık, net bir şekilde görüyoruz. İslam dini bir şey yasak etmişse onda bin bir tane hikmet vardır. Hem topluma hem de yani bireye tabii, faydası yani var. Yani boşu boşuna Allah kuluna bir şeyi niye yasak etsin? Cenab-ı Hak o yasak ettiği şeyle toplumun ne denli yanlış işlerden, kötülüklerden kendisini muhafaza ettiğini, insanı yaratan Allah bunu en iyi bilen de yani o. Yani diyor ya hocam, فَاِجْتَنِيبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْرُونَ Yani kurtulmak istiyorsanız, yani özgür olmak istiyorsanız, Allah'ın haram kılığı bu pisliklerden vazgeçmeniz lazım. Mutlaka vazgeçmek gerekiyor. Yani bir soru daha yönetmiştim. Yani kişi diyor ki hocam mesela, bazıları diyor ki, işte ben özgürüm, özgür insanım, hürüm, hiç kimse bana karışamaz. Dolayısıyla ben bu zararlı maddeleri alabilirim. Bir de mesela bazen de diyorlar işte zaman zaman, işte bu beden benimdir, bu ceset benimdir. Dolayısıyla bunu istediğim gibi kullanabilirim, kimse buna karışamaz, hiç kimsenin hakkı yok diyor. Gerçekten bu düşünce, bu görüş doğru mudur, yanlış mıdır? Yani elbette yanlıştır. Çünkü Allah yanlıştır. Diyor, la ikraha fiddin. Hayır, elbette yanlıştır. Neden yanlıştır? Şimdi siz özgürlüğünüzü
bir başkasının hakkına tecavüz ederek, hak ihlali gerçekleştirerek kullanma lüksüne sahip değilsiniz. Burada hak ihlalleri var mı mesela? Bak biraz önce istatistikleri okuduk. Cinayetlerin, tecavüzlerin, aile içi geçimsizliklerin, boşanmaların, trafik kazalarının sonuçları ortada. Yani can kaybına mı yanarsın, mal kaybına mı yanarsın, dağılan yuvalara mı yanarsın, yetim öksüz kalan çocuklara mı yanarsın? Yani bunun faturası ortadayken haram olan bir şeyde birinin özgürlük adına sahiplenmesi, bu benim özel hayatımdır, kimse bunu kısıtlayamaz demesi düşünülemez. Bir defa İslam dininde devlet olmanın gereği de bu. Devlet de, din de bireyini korumak zorundadır. Devlet niye vardır? Neyi koruyacak? Devlet niye vardır? Eğer içki trafik kazasına sebep oluyorsa kullanmayı yasak edeceksin. Eğer içki cinayetlere sebep oluyorsa yasak edeceksin. Eğer içki boşanmaya sebep oluyorsa yasak edeceksin. Devlet, yani devlet halkını... bunu kısıtlarsa özgürlük kısıtlanmaz mı hocam? Yok. Özgürlük kısıtlanması demek insanın kimseye zarar vermediği, dinin yasak etmediği, Allah Celle Celaluhu'nun mubahtır dediği, serbesttir dediği alanlarla ilgili olur. Yani şimdi haram olan bir şeyde, günah olan bir şeyde özgürlük diyerek onu yapmak, onu nehyettiğinde bunu hak ihlali saymak, akılla, izanla izah edilecek bir durum değildir. Bakın Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةً Değil mi? Evet. Ey iman edenler, kendinizi, ailenizi, yakıtı insan ve taş olan cehennemden koruyun. Biz Müslümanız ya, bir de bu işin ahiret boyutu var. Biz dünyada kendimizi zararlı sonuçlardan korumakla mükellef olduğumuz gibi bu kötü alışkanlıkların bir de ahirette faturasını ödeyeceğiz. Hem dünyada hem ahirette biz kendimizi, ailemizi korumak zorundayız. Bakın İslam'da korunma altına alan hak dediniz ya, hürriyet dediniz ya, özgürlük dediniz ya. Temel 5 tane bir müminin hürriyetini, özgürlüğünü garanti altına alan 5 tane temel esas vardır. Nedir hocam o esaslar? Nedir bunlar? Dini muhafaza. Mesela İslam dinimizi koruma altına almış. Aklımızı koruma altına almış. Neslimizi koruma altına almış. Malımızı koruma altına almış. Canımızı koruma altına almış. Bu aynı zamanda devletin görevi değil mi? Tabii. Aynı zamanda devlet bunları yapmakla mükelleftir. Mesela dini koruma altına almış bir insan İslam diniyle tanıştıktan sonra, bu dinle müşerref olduktan sonra irtidat etme lüksü yoktur. Dini korumak bu demektir. Nefsi muhafaza, İslam cinayetleri haram kılmış. Bir Müslümanın bir başka Müslümanın namusuna dil uzatmasını haram kılmıştır ve bunlara müeyyide getirmiştir. Aklı muhafaza, yani İslam ve devlet kendi bireylerinin aklını korumakla mükellef değil mi? Evet. İçki, uyuşturucu şeyler aklı gölgeliyor, aklı örtüyor, geriletiyor. Nesli muhafaza, zina mesela. Zina ve zinaya götüren şeyler nesli tehlike altına koyuyor. Bunların yasak olması lazım. Malı muhafaza mesela. Hırsızlık İslam'da, gasp İslam'da, bakın bunlar yasaktır. Yani yolsuzluk, rüşvet. Yolsuzluk, rüşvet vesaire. Şimdi bunlar bizi koruma temel esasları iken bunları yıkmak, bozmak, saldırmak kimsenin hürriyeti olamaz, özgürlüğü olamaz. Bu herkese lazım. O ben içerim kardeşim diyen adam bir başka sarhoşun onu öldürmesine razı olur mu? Ben başkasının malını çalarım diyen adam bir başkasının onun malını çalmasına rıza gösterir mi? Çoğu af buyurun ben istediğimle zina ederim diyen birisi bir başkasının onun yakınıyla zina etmesine razı olur mu? Yani İslamiyet
Şimdi empati diyorlar. Ama Kur'an'da diyor ya, la ikraha fi din, dinde zorlama yoktur diyor. Şimdi dinde zorlama iman esaslarıyla ilgilidir. Siz kimseyi zorla Müslüman yapamazsınız. Evet. Bir adam ben Hristiyanım der, ben Yahudiyim der. Sen zorla ona gel Müslüman ol diyemezsin. Ama bir adam Müslümanım diyorsa, bu dinin emir ve yasakları onun için bağlayıcıdır. Evet. Bir insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, ben bu kanunları takmıyorum kardeşim. Ben Fransız vatandaşıyım, istediğim gibi özgürce burada istediğimi yaparım dediğin an suç işledin mi, kanunlar senin yakanı tutar. Evet. Senin burada ben filan yerin vatandaşıyım diyerek suç işleme lüksüne kimse izin vermez. Evet. Bir Müslüman da ben inanıyorum, ben Müslümanım, benim kitabım var, Kur'an, Resulüm var, sünnet, bunlar benim için bağlayıcıdır diyorsa, bu dinin emir ve yasaklarından gocunmaması lazım, rahatsız olmaması lazım. Bu suçları özgürlük adına işlememesi lazım. Evet. Çünkü dediğimiz gibi burada özgürlük falan yok. Hatta şöyle biraz geriye gidelim. Mesela Hristiyan Amerika dahi 1919'dan 32'ye kadar içkiyi yasak etmiş. Tam 13 yıl. Ya bizde şöyle bir aşağılık kompleksi var. Gavurdan bize bir yasak, bir emir geldi mi, bir kısım insanımız, bir kısım medyamız onu allandırıyor, pullandırıyor, güzel bir şekilde bize servis ediyor, biz onu sahipleniyoruz. Kardeşim, bizim dinimiz daha önce zaten bunu yasak etmiş. Evet. Bakın 1920'de, tarih de söyleyeyim, 13 Eylül 1920, 1. Büyük Millet Meclisi, her nevi müskiratın, müskirat dediği sarhoşluk veren, imalı, ithali, imal etmek, ithal etmek, satın alınması ve kullanılması yasaktır diye kanun çıkartmış 1920'de. Alenen müskirat istimal edenler, açıktan içki içenler ya da gizli içip de dışarıda sarhoşluğu izhar edenler 50 liradan 200 liraya kadar para cezası, 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır diye 1920'de Büyük Millet Meclisi yasa çıkarmış. Evet. Ama ne acıdır ki bu 3 yıl sürmüş. 1924'te, 9 Nisan 24'te ne yazık ki tekrar bu serbest bırakılmış. Evet hocam. Şimdi bunlar gerçeklerdir. Yani içki benzeri uyuşturucu şeylerin özgürlükle ifade edilmesi akıl tutulmasından başka bir izahı olamaz yani. Evet. Şimdi hocam, tabii içkiden, uyuşturucu maddelerden bahsettik. Peki yani insanları içki ve uyuşturucuya iten sebepler nelerdir? Mesela diyelim ki bazı filmlerde, dizilerde, kliplerde, özellikle mesela bizim Türkiye'de, dizilerde ve klip ve filmlerde sanki içki, uyuşturucu madde özendiriliyor. Bu konuda neler söylemek istersin Sayın Hocam? Güzel bir soru. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi, gerçekten %99'u Müslüman olan bir ülkede içkinin, uyuşturucunun bu kadar rağbet görmesi düşündürücü bir şey. Yani acizane bunu iki sebebe bağlıyoruz. Birincisi, ülkemizde kötülüğe teşvik bir hayli fazla. Yani burada gerçekçi olmak zorundayız. Gerçekten kötülüğün reklamı çok yapılıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi televizyon filmlerinde, dizilerinde, yani özellikle iki noktada içkinin reklamı çok yapılıyor. Bir, işte o dizilerde, o filmlerde sıkıntısı olan, derdi olan adamın hemen meyhane sahnesi, rakı sofrası seyircilere gösteriliyor, takdim ediliyor. İkincisi, Allah ona bir nimet vermiş, bir imkan vermiş, bunu kutlayalım diye. Bakıyorsun bir yine meyhane, bir içki sofrası yine gösteriliyor. Halbuki İbn-i Mace'nin Sünen'inde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Allah iki sese lanet etmiştir. Birisi cenazede feryat figan isyan eden kadınların bağırıp çağırmaları, diğeri de nimet anında işte içki
saz, çalgı, eğlence. Şimdi Allah sana nimet vermişse, senin bu nimetlere şükretmen, hamd etmen gerekirken, sen kendini kirletiyorsun. Sana bu nimeti veren Allah'a isyan ediyorsun. Bu teşviklerin, reklamların ne yazık ki kötü sonuçları oluyor. Birincisi bu. Yani kötülüğün, yanlışın, bilerek ya da bilmeyerek birileri için, İslam'la hesabı olanlar, dinle savaşı olanlar için bunlar elbette projedir. Yani kendiliğinden mesela, olmuyor. Yani kötülüğün yayılmasına sebep olanlar, fuhuşatın yayılmasına sebep olanlar bu işi yapanlar gibidir. Bu işi yapanlar gibidir. Kötülüğün yayılmasını isteyenler. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar arasında fuhşiyatın, çirkin işlerin yayılmasını. Bu en teşel fahişetu fillezine amenu lehum azabun elim fiddunya vel ahire. Vallahi ya'lemu ma entum la ta'lemun. Müminler arasında fuhşiyatın, her çeşit yanlışın yayılmasını sevenler, arzu edenler için dünya ve ahirette elem verici bir azap vardır. Kimsenin yanına kötülük kar kalmayacaktır. Bir defa iyi ki ahiret var, iyi ki ölüm var, ölüm sonrası bir hayat var. Orada herkes yaptığının karşılığını görmüş olacak. Evet, yani kötü alışkanlıkların yayılmasına sebep olanlar ceza alacağı gibi iyi alışkanlıklara sebep olanlar da mükafat alacak. Elbette. Yani kötülüklerin setredilmesi, kapatılması, yasaklanması gerekirken ne yazık ki yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yapılan bazı istatistiklerde özellikle İslam ülkelerinde, halkı Müslüman olan ülkelerde içkinin, uyuşturucunun hızla yayıldığını, çoğaldığını görmekteyiz. Bu da ikinci sebep olarak dini duyarlılığın zafiyetini gündeme getiriyor. Yani neden içki ve benzeri şeyler rağbet görüyor? Kötülüğün reklamı çok bir. İkincisi de dini duyarlılığın zayıflaması bunun en belirgin örneğidir. Yani gittikçe İslam toplumları, İslam ülkeleri cehaletin pençesinde kıvranmaya devam ediyorlar. Yani bu kadar ilme ulaşmak, bilgiye ulaşmak kolaylaştırılmışken, mesela bakın biz televizyon, Kanal 5 aracılığıyla konuşuyoruz. Yani kitle iletişim araçlarının çokluğuna rağmen, antiparantez, evet bilgi kirliliği de bir o kadar çoğalmış, onu da belirtmek durumundayız. Ama bu kitle iletişim araçlarının bilgiye ulaştırmasını kolaylaştırmış olmasına rağmen, işte Diyanet teşkilatımızdır, vakıflardır, derneklerdir, imam hatiplerdir, ilahiyatlardır, buna rağmen biz cehaletle boğuşuyor isek, evet, bu bizim dini duyarlılığımızın zayıfladığını gösterir. Biz İslam'ın temel esaslarından, temel referanslarından hem bilgi olarak hem o dine bağlılık noktasında, o dinin emir ve yasaklarını içtimai hayatımızda tatbik noktasında zayıfladığımızı gösteriyoruz ki bir dönem zaten biz dinle savaşıyorduk. Evet. Yani Cumhuriyet'ten bu yana gariptir, vakıadır. Yani devlet hep Müslümanlara soğuk yüzünü göstermiştir. Resmi tarafını göstermiştir. Dinle barışık, dindarla barışık bir yol tutmak, yeri geldiğinde %99 Müslümanız deyip iftihar ediliyor ama dindarların dışlandığı, kovulduğu, sürgün edildiği, dinin birçok emir ve yasaklarının içtimai hayattan tecrit edildiği dönemleri biliyoruz. Şimdi o dönemlerden geldiğimiz noktada biz bu yanlışların faturasını ne yazık ki ödüyoruz. Bu konuda Ebu Ya'la'nın müsnedinde geçen uzun bir hadis, ben özetleyeyim seyircilerimize. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aslında bu içinde bulunduğumuz gidişatımızı önceden bize haber vermiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, كَيْفَ بِكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ اِذَا طَغَ نِسَاءُكُمْ وَفَسَقَ فِتْيَانُكُمْ. Hadis böyle başlıyor.
Ey insanlar, kadınlarınız azdığı, gençleriniz fıska düştüğü zaman haliniz nice olacaktır? Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, bu olacak mı? Ya biz varken nasıl bu işler olur? Efendimiz diyor ki, daha fenası olacak, daha kötüsü olacak. Siz emre bil maruf nehyi anil münkeri yapmadığınız vakit haliniz nice olacak? Bakın şimdi bu büyük bir sorundur. Aslında kötülüklerle mücadele edecek bir bakanlığın olması lazım. Kötülüğü nehyedecek, iyiliği teşvik edecek bu konuda özel birimlerin olması lazım. Yani mesela alkollü içeceklerin satılmasında veya diyelim ki işte bazı restoranlarda satılmasında buna işte bakanlık veya yerel yönetimler izin veriyor yani. İşte izin olmaması lazım. Tam tersi, bakın Allah Kur'an'da وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِى الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ buyuruyor. Evet. İçinizden bir topluluk, bir grup iyiliği emretsin, kötülüğü nehyetsin. Ya kötülüğün ele alınır bir tarafı yok ya. Ya kötülüğü sahiplenen insanları anlayamıyorum ben. Ya kötülüğün nesi sahiplenir? Dinin haram kıldığı, insanlığın başına bela musibet olan içkinin nesini sahipleniyoruz? Neyin mücadelesini veriyoruz? Bir taraftan Yeşilay haftaları düzenliyoruz. Efendim içki şöyle zararlıdır. Propagandaları yapıyoruz. Ama sigara içmeyin mesela diyoruz. Belediye başkanları da mesela bira festivali yapıyor mesela diyelim ki. Yani parasıyla. Bu anlaşılır bir şey değil. Bir tezat bu. Ne yaman çelişki. Bir taraftan zararlı alışkanlıklarla mücadele etmeliyiz diyoruz. Evet. Bir taraftan bunu yasakladığın zaman efendim kardeşim sen devletsin ya bir şeyin müeyyidesi yoksa öyle bu işi vicdanda tutmak. Evet şöyle zararlıdır, şöyle yasaktır, işte yapmamak lazım falandır, fistandırla bunları geçiştiremezsin. Eğer samimiysen, gerçekten sen devletsin, halkını zararlı alışkanlıklardan korumak zorundasın. Evet, hocam. Dolayısıyla Efendimizin bize işaret ettiği bu husus önemli. Bir gün gelecek siz bu vazifeyi yapmayacaksınız demektir bu. Allah Resulü'nün bu konuşmasına sahabe hayretle ey Allah'ın Resulü bu olacak mı? Efendimiz dedi ki evet dedi daha kötüsü olacak. Daha kötüsü ne? Münkeri emredip marufu yasakladığınız zaman haliniz nice olacak? Evet. Yani siz kötülüğü serbest bırakacaksınız, iyiliği yasaklayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Günahlara özgürlük, sevaba yasak. Kötülüğe özgürlük, iyiliğe yasak. Biz bu dönemleri geçmişten bu yana gördük. Evet. Bunlardan şiddetle kaçınmak lazım. Hadisin son bölümünde ise en can alıcı tarafı bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam marufu münker, münkeri de maruf addettiğiniz zaman haliniz nice olacak? Yani bir dönem gelecek, siz artık kötülükleri iyi görmeye başlayacaksınız, iyilikleri de kötü görmeye başlayacaksınız. Biz tam da bu süreci yaşıyoruz şu an. Evet. İslam'ın haramdır, günahtır dediği şeyleri çağdaşlık adına, medeniyet adına, uygarlık adına sahiplenmeye kalkışıyoruz. Kötülüğün nesi medeniyet ya, nesi çağdaşlık? Evet. Yani kavramların içini doğru doldurmamız lazım. En ifsad edilen, en yozlaştırılan kavramlardan birisi çağdaşlıktır. Ya ne demek kardeşim? Ne koyarsam içine çağdaş olacağım, neyi çıkarırsam gerici olacağım. Evet hocam. Yani içkiyi, kumarı, fuhşiyatı, her türlü zararlı alışkanlıkları bu kavramın içine koyarak sen ileri mi gittiğini zannediyorsun? Çağdaş mı olduğunu zannediyorsun? Hani ilmin, hani bilgin, hani tekniğin, hani sanayin, hani gücün, hani kuvvetin? Hani icadın buluşu? Hani nedir keşiflerin, buluşların, icatların? Evet hocam. Hocam isterseniz bir reklam aramız var. Tamam. Reklam arasından sonra programımıza devam ederiz. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet hocam,
Kötü alışkanlıklardan bahsettik, alkoldan bahsettik, uyuşturucu zararlarından bahsettik. Peki yani sizce bugün Türkiye'de ve dünyada uyuşturucu ve zararlı maddelerle gerçekten mücadele edilebiliyor mu? Ne yazık ki öyle değil. Yani mücadele ediliyor görüntüsü var. Görüntü hakikati resmetmiyor, hakikati yansıtmıyor. Yani devlet bir taraftan içki fabrikaları kuruyor, ticaretini yapıyor, pazarlıyor, satıyor. Televizyonlar, gazeteler reklamını yapıyor. İçkiyi özendiriyor. Televizyon dizilerinde özellikle. Dizilerle bunu özendiriyor. Diğer taraftan aman gençlik elden gidiyor, içki zararlıdır, felakettir deyip feryat figan koparıyor. Bu ne turşu, bu ne lahana demezler mi haklı olarak insana? Yasağın maddi bir müeyyide ile korunması gerekiyor. Bakın İslam'da zararlı, kötü alışkanlıklar hem yasaklanmış, hem sen Müslümansın, müminsin, senin için ayet ve hadisler bağlayıcıdır. Ahirette senin için ceza var, mükafat var. Temel düsturundan hareketle İslam dini, içki ve benzeri tüm alışkanlıkları yasaklamış. Bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tehditleri, uyarıları, ikazları canlı ve diri tutulmuş. Aynı zamanda Efendimizin devletin başı olarak, devlet başkanı olarak, bir peygamber olarak Aleyhisselatü Vesselam bunlara bir ceza müeyyidesi de getirmiş. Yani İslamiyet sadece bunu vicdanlara hapsederek, efendim bu zararlıdır, bunu bırakın demekle kalmamış. Tam tersi bunun kullanılmasını, alınmasını, satılmasını, bunları da yasak etmiş. Hurrimeti ticaretu fil hamri demiş. İçkinin ticareti de haram kılındı demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin rivayetinde. Dolayısıyla İslam'da devlet polisiyle, askeriyle, kanunuyla, mahkemesiyle tüm imkanlarını kötülüklerle mücadeleye hasretmesi gerekir. Ve bu mücadeleyi doğru yapmalı, yerinde yapmalı. Öyle göstermelik, içki şöyle zararlıdır, sigara şöyle zararlıdır deyip bunu geçiştiremeyiz. Bu gerçekten zararlıysa, insana zararı varsa, aileye zararı varsa, topluma zararı varsa, ki vardır yani, bunu biraz önce istatistikleri okuduk. Evet. Yani mücadele ediliyor ama yeterli değil diyorsunuz. Yani sadece konuşuluyor. Sadece konuşuluyor. Etkin bir mücadele gözükmüyor. Etkin bir mücadele gerçekten olsa evvela bunun imalatının yasak edilmesi lazım. Girişinin yasaklaması. Bunun içilmesinin yasak edilmesi lazım. Satışının yasak edilmesi lazım. Evet. Ya bunun için de ne acıdır ki tüm İslam ülkeleri Avrupa'dan medet bekliyorlar. Yani bugün Avrupa içkiyi yasak etse biz de rahat yasak edebileceğiz. Ya evet. Biz Müslümanız, onlar Hristiyan kardeşim. Evet. Diyemiyoruz. Demiyoruz. Evet hocam. Yani tabii alkolden ve uyuşturucu maddelerin zararlarından bahsettik ve bahsettiniz. Kur'an ve sünnetten deliller getirdiniz. Peki yani bu alkol ve uyuşturucunun hocam hiç mi faydası yoktur? Mesela bazen zaman zaman işte alkolle, uyuşturucuyla tedavi edilebiliyor gibi bir duyumlar arıyoruz. Yani alkol ve uyuşturucuda şifa var mıdır? Alkolle tedavi edilebilir mi? Bu caiz midir? Dinimiz buna nasıl bakıyor? Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde Allah Celle Celaluhu sizin için haramda şifa halk etmemiştir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim de İçki, kumar, kan, leş, domuz eti, bunlar haramdır diyor. İlla mağturirtum kaydıyla, yani mecbur kaldığınızda, ihtiyaç duyduğunuzda bu haramlar mübah olur ifadesiyle bu mezhepler arasında da farklı içtihatlara konu olmuş, bir sonucu getirmiş. Hanefi mezhebine göre haram olan bir şeyde eğer ehil bir doktor alternatifi de yoksa %100
bu hastalığının tedavisine ilaçtır denilirse ihtiyaç kadarını kullanabilir. Bugün özellikle çok şiddetli ağrısı olan hastaların ağrı kesicilerinin içinde esrar, eroin, belki etil alkol da olmak üzere uyuşturucu yönü kullanılıyor. Evet, bunların bir kısmı istihale yoluyla değişiyor olsa da alternatifi olduğu sürece kullanmamak lazım. Kesinlikle dinin haram kıldığı, yasak kıldığı bir şey ancak zaruretler miktarınca mubah olur kaidesinden hareketle zaruret kadarını kullanabiliriz. Hanefi mezhebi de bu konuda bunu esas almıştır. Bu uyuşturucular da eğer ehil bir doktor hastalığın, şu çeşit hastalığın tedavisinde efendim bu zaruridir, kullanmak lazım derse caiz olur. Ne gibi? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın idrar rahatsızlığı olan bir topluluğa deve idrarını tavsiye etmesi gibi. Evet hocam, burada büyük bir çok tartışma olmuştu bu konuda, yani bu deve siliğiyle ilgili. Aslında tartışılacak bir şey yok. Evet hocam. Bu hadis rivayet açısından sahihtir. Biz evet. Müslümanız, iman ediyoruz. Şimdi buna karşı çıkanlar, evet. Buna karşı çıkanlar, bütün açık yüreklilikle söylüyorum ben. Evet. Bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi diye karşı çıkıyorlar. Çok meşhur bir doktor, bir beyefendi dese ki kardeşim, devenin idrarı, sidiği, senin şu hastalığının şifasıdır. O beyefendi onu kullanacaktır yani. Yani nitekim geçmişten bu yana bir takım rahatsızlıklara biz küçüklüğümüzde hep duyardık. Doktor demiş ki bira içeceksin. Hacısı da hocası da içiyordu. Peygamber deyince mi zorumuza gidiyor? Kardeşim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Bir topluluk gelmiş, rahatsız olmuşlar. Allah vahiy ile o hastalığın ilacını sadece deve idrarı da değil, devenin sütüdür. Onları Medine'nin dışına götüreceksiniz, açık havada, temiz havada. Bunları kullanacaksınız. Onların hastalığı neydi? Biz bilmiyoruz. Allah Resulü o hastalığa ilaç olarak bunu tavsiye etmiş. Bugün senin çeşitli rahatsızlıklarına bir doktor haram olan bir şeyi tavsiye ettiğinde, ki ediyorlar yani, sen kullanmıyor musun onu? Peki hocam, mesela birileri şimdi dese ki ben rahatsızım veya işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki gidin deve sidiğini için, biri gidip içse şifa bulur mu yani? Hayır, o adam doktora gidecek. Doktor onun hastalığını tahlil edecek. Gerekirse devenin idrarını da tahlil edecek. Onun hastalığında bu idrarın bir şifası varsa, başka da alternatifi yoksa, doktorun tavsiyesi üzere onu kullanır. Allah Resulü, ey Müslümanlar, siz hastalandığınızda haşa gidin deve sidiği için dememiş ki. Biz niye böyle anlayalım ki? Yani biz yani hadisi doğru bunu, anlamak yani, yerine, evet. Aslında biz hadisler üzerinden Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saldırıyoruz. Yani sünneti reddedenler bunu yapıyor değil mi hocam? Kim yaparsa yapsın, evet. Yanlıştır kardeşim. Yanlıştır. Hadisleri doğru anlamak yerine kulağını tersten tutan adam gibi inadına biz yanlış anlamaya çalışarak efendim madem hadis böyledir, hadi siz de bunu böyle yapın. Ya hadis bizi ona emretmiyor ki. Evet. Onu bize emretmiyor ki. Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani kötü alışkanlıklardan nasıl kendimizi koruyacağız, çocuklarımızı, gençlerimizi, birey olarak ve fert ve toplum olarak bu kötü alışkanlıklardan nasıl kendimizi koruyabiliriz sayın hocam? Şimdi öncelikle biz Müslümanlar dinimizin bize yasak kıldığı, bize haram kıldığı hususlara hassas olmamız gerekiyor. Bunları öyle medeniyetle, çağdaşlıkla, efendim reklamların etkisinde, tesirinde kalarak, hele hele Allah korusun meşrulaştırmaya kalkışarak bunları kullanamayız. Dini duyarlılığımız çoğaldıkça, dine bağlılığımız arttıkça kötü alışkanlıklardan da otomatikmen uzak kalmış olacağız. Bir insan
dünya hayatında hangi bir yolda yürüyorsa o yolda ölmesi de muhtemeldir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün rivayetinde yub'atü kullu abdin ala ma mata aleyh buyurmuş. Herkes öldüğü hal üzere dirilir. Meyhanede kafa çekerken ölmek de var, camide namaz kılarken ölmek de var. İkisi de ölüm. Ama sonuçları da farklı olacaktır yani. Dolayısıyla biz dini değerlere bağlı kaldığımız müddetçe bu zararlı alışkanlıklardan da korunuruz. Kendimizi de, ailemizi de, çocuklarımızı da tüm kötü alışkanlıklardan korumak istiyorsak dinimizi doğru öğrenecek, doğru yaşayacak. Evet. Ve doğru öğrendiğimiz, doğru yaşadığımız bu dini başkalarına da anlatmak suretiyle kötülüklerle mücadele etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz Allah razı olsun. Ederiz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızda Bahri Kılıç hocamızla ülkemiz ve dünyada tüm insanlığı tehdit eden, başta alkol ve uyuşturucu olmak üzere Allah'ın haram kıldığı bu zararlı ve kötü alışkanlıklardan, bu maddelerden bahsettik. Helal ve haramı tayin etme yetkisi Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'ın helal kıldığını kendimize haram kılmayalım. Allah'ın haram kıldığını da kendimize helal kılmayalım. Cenab-ı Allah bizleri bu kötü alışkanlıklardan, bu kötü zararlı alışkanlıklardan muhafaza eylesin. Evet sevgili seyirciler, bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.